Merhabalar Power Talk izleyicileri, Star Panorama'nın bu haftaki konuğu benim. Bakalım biraz sonra neler yaşayacağım, ben de çok merak ediyorum. Hep beraber bu heyecanı yaşayacağız birazdan. Hazır mısınız? Zeynep Dizdar, sektörümüzdeki çok değerli bir sanatçı, şarkıcı arkadaşımız. 3 yıldır çalışıyorum kendisiyle. Kendisi ta ama eskilerden tanışıyoruz. Şöyle ki, benim ilk prodüktörlük hayatımda Deniz Arcak'la başlamıştım. Sene 93'te Deniz Arcak'ın Zehirettim albümüyle sektöre adım atmıştım. O zaman da o şarkıyı Ozan Çolakoğlu'nun ilk aranjörlüğüydü. Ozan Çolakoğlu da ben ilk aranjörlüğe başlatan arkadaşıydım. O da bir gün arkadaşını getirdi. O da Sayın Ümit Sayın. Ümit Sayın da Zeynep Hanım'ın arkadaşıydı. Oradan tanışıyoruz. Zeynep Hanım o zamanlar Deniz Arcak'a vokal yapmıştı. Ben ne yapsam, ne etsem, bir taraftan benim de albümüm olsa, Erol Köse'yle bir araya gelsem, kendi albümü de aradan çıkarsam diye fırsatlar kolluyordum aslında. O ara Deniz'in işini de böyle acayip kıskanıyordum. Bunu şimdi söylüyorum, itiraf ediyorum. Sevgili yapımcım, bakayım başka daha neler söylemişsin. Devam ediyoruz. Dans etmeyi çok sever. O yüzden genelde aslında halkımız onu slowlarını sevse de dans kariyeri, dans şarkıları kariyeri de ayrı bir zirve yapmıştır. Bu albümde bütün albüm dans şarkılarından oluşuyordu. Fakat son dakikada yine yan stüdyoda yaptığım ikinci albüm, değerli besteci Halil Koçak'ın albümünü yapıyordum. Oradan bir şarkıyı Zeynep'in sesine gider mi dedim Halil'e. O da sağ olsun kendi repertuarından çıkartıp Su Akar Yolunu Bulur şarkısını Zeynep'e verdi. Neden? Çünkü çok değerli bir ses sanatçısı olduğunu bildiği için. Ve şu anda o şarkıda önümüzdeki günlerde klibini çekeceğiz. Yalnız bir kötü huyu vardır. Randevularına, televizyon randevularına geç kalır ihtimalle. O yüzden ben arkadaşlara, basın danışmanı arkadaşlara hep talimat. Şimdi burada hemen açıklama yapayım. Evet, ya Erol Kesin şimdi son dönemlerde en büyük sıkıntısı benim bir yerlere geç kalmam oluyor. Ama bunu tabii ki ben hiç isteyerek yapmıyorum. Aslında bir türlü dışarıda çok faal ve hızlı bir insanım aslında ama evden çıkarken biraz herhalde fazla mı süsleniyorum, ne yapıyorum bilmiyorum. Veya işte trafikte kalıyorum. O kadar erken kalkmama rağmen aslında çok fazla da uyumuyorum açıkçası. Şimdi onun şikayetini yapıyor. Dediği gibi dans etmeyi çok seviyorum. Bu albümde de yine hep dans edeceğim dedim. Ama dedi ki tamam dans et ama sen slow söyleyebilen bir şarkıcısın. Ve kesinlikle slow şarkı okumalısın dedi ve Su Akar Yolunu Bulur. Gerçekten de böyle tam nokta vuruşu oldu bence. İnşallah ikinci klibimizi bekliyorum bu arada. Devam ediyoruz. Bir gün beni aradı, dedi ki Erol Bey dedi evleniyorum dedi. Geçen sene tam bir yıl oldu, mutlu bir evlilik yaptı. Zaten ben arabada gidiyordum, araba kullanıyorum o ara. Ve dedim ki yani Erol Bey'e ben bunu nasıl söyleyeceğim? Çünkü böyle bir karambol içerisinde yeni albüm çıkmış. Hazır mısın? Beni dinlemeye hazır mısın albüm çıkmıştı. O kadar bir tepki verdi ki ben çok şaşırdım. Yani ne evleniyor musun falan demesini bekliyorum. Aa öyle mi dedi, çok sevindim dedi. İnanılmaz güzel bir şeye karar vermişsin dedi. Onu da buradan mutlu evliliğiyle kutluyorum. Aa seni çok seviyorum Erol Köse, teşekkürler. Merhabalar Power Türk. Şimdi benim tabii Zeynep Dizdar'la olan ilişkim iki yönlü. Birincisi 98 yılından beri tanıdığımız Vazgeç Gönülleri hayatımıza giren, daha sonra yapmış olduğu tüm şarkılarla kalbimizi fetheden, hayran olarak gördüğümüz ve sevdiğimiz Zeynep Dizdar. O zaten tartışmaya gerek yok. Benim şahsi düşüncem Türkiye'nin en güçlü seslerinden, duruşuyla, sesiyle hepimizin severek dinlediği büyük bir ses. İkincisi ve tabii benim için şahsi olarak en önemli olan eşim olması. Benim gözümde en değerli özelliklerden birisi kim olursa olsun, özellikle insan ya da hayvan fark etmeden yardımseverlik huyunun çok yüksek, üst düzeyde olması. Dediği gibi ben işte hayvanlar olsun, insanlar olsun, hayatta ihtiyacı olan herkese yardım etmek için her zaman hazırım. Yani bu maddi manevi olur, gücüm yettiği kadarınca. Ve tabii ama hayvan düşkünlüğüm birazcık daha fazla. Benim unutamayacağım anlardan biri herhalde balayında yaşadığımız an. Kıbrıs'ta balayındayken, o da şimdi hatırlayınca gülecek, ben ona sürpriz yaptım.
çok aslında Kıbrıs'ta çok değişik anlar yaşadık, komik anlar yaşadık. Birincisi hemen düğünümüzün akabinde sabahleyin erkenden Kıbrıs'a gidemedik ve uçağa kaçırdık. Kafadan böyle başladık. Daha sonra tekrar eve geldik. Tekrar gittik. Bu sefer yakaladık. İkinci, otelimize yerleştik. Ertesi gün Kıbrıs'ta bir şehir turu yapalım diye gezmeye çıktık ama ben çok hani protokol olmasın, biz bize gidelim. Ben turizmci olduğumdan dolayı az çok bildiğim için halkın içine karıştık, gezdik. Daha sonra taksiyle döneceğiz ama bu sefer taksinin benzini bitti yolda. Çok kısa bir süre kaldı otele, benzin bitti. Bu da tuhaf. Biz uzun bir mesafeyi o Kıbrıs'ın Ağustos ayına sıcağın otele kadar yürüdük. Herhalde benim de onun da... Gerçekten ya, biz balayına eğlenmeye gittik ve tabii tatil yapmaya gittik. Böyle baş başa keyifli bir şey geçirilmedi. Gerçi çok güzel geçti tabii ki ama başlamamız birazcık böyle maceralı başladı. taksinin benzini bitmesi falan herhalde bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelmez böyle bir şey. Belki de iyi oldu. O şeyde, o sıcakta beraber böyle yürüdük ve ter attık acayip bir şekilde. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Harikaydı ya. Ben Kıbrıs'a gitmek tekrar istiyorum bu arada. Evet. İlk atlattığımız maceramız olabilir. Daha sonra taksiyi de yolladık. Biz dedik yürüyerek gidiyoruz ama otele vardığımızda bir daha bunu yapar mıyız, yapmaz mıyız diye düşündük tabii. Bunu unutamıyorum çünkü halen daha konuşuruz o anı. Unutamadığım anlarımızdan biri diyebilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Dizdar'la 2005 yılında bir arkadaş ortamında tanıştık. Vazgeç Gönül ile benim için çok önemli bir yere gelmişti. Zeynep Hanım'la iş birliğimize gelince son albümü, 5. albümü Viraj'da Erol Köse beni aradı ve Zeynep Dizdar'la çalışmanı istiyorum dedi. Ben de hay hay dedim. Taylan'la bir araya geldiğimizde sevgili Erol Köse, sevgili yapımcım Erol Köse bizi bir araya getirdi. Ve ben inanın Taylan'ı tanıyana kadar tabii çok değerli basın danışmanı arkadaşlarımla çalıştım. Onlar da çok deneyimliydi, bilgiliydi. Fakat Taylan'da başka bir şey var. Yani onu gördüğüm zaman Taylan'a öyle bir içim ısındı ki, hani kanım kaynadı derler ya, Taylan'ı gördüğüm zaman işte dedim bu. Yani benim aradığım basın danışmanı bu. Bu albümle hareket etmeye başladığımız süre içinde ben başka şeyler keşfetmeye başladım. Bunlardan bir tanesi, hatta en önemlisi diyebilirim, zaman. Zamanlamayla ilgili büyük bir sorunumuz var. En son şöyle bir anı yaşadık. Geçen hafta bir canlı televizyon programına katıldı ve İstanbul'un bir ucundan bir ucuna trafikte zaten olağanüstü bir zaman kaybettik ve o makyajdır, saçtır vesaire, o yayın öncesi hazırlıklarla da belirli bir süre bitiriyorsunuz. En son ben artık böyle başımdan kaynar sular aşağı dökülmeye başladı çünkü 10 sayıyorlardı. Canlı yayına son 10, 9, 8 dediklerinde Zeynep Hanım'ı ancak içeriye atabildim. Programa giderken hepsini korkuyorlar ve hepsi çok geriliyorlar. Eyvah Zeynep, bu programa ya geç kalırsa diye. İnanın o son 5 dakika, 6 dakika, işte 10 dakika, kaç dakika kalmışsa o son dakikalarda hazır mısınız dediklerinde kapı açılıyor ve ben full hazırım. Yani sahneye çıkarken de böyledir. Sahneye zaten asla geç kalmam. Bundan sonra evet, birazcık daha peki sizi erken hazırlanıp sizi biraz daha şaşırtmak istiyorum. Uzun seneler ömrümüz olursa beraber yolculuk etmeyi gerçekten arzu ederiz. İnşallah. Çok sevgiler Taylan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep'le benim ilk tanışmam 1992 senesinde oldu. 1992 senesinde ben İzmir'den müzisyen olmak için İstanbul'a geldim. Sevgili Sezen Aksu'nun konseri vardı İzmir'de ve ben onun peşine takılıp İstanbul'a geldim. O zamanlar Sezen Aksu'nun sekreteri sevgili Süheyla Duru abla vardı ve o bana yardımcı oldu. Bana bir telefon numarası verdi. FT Ses Kayıt Stüdyosu diye. Bu stüdyoda bir çalışmaya başla bakalım dedi bana. Ben stüdyoya gittim ve orada çalışmaya başladım. Orada ilk gördüğüm kişi Zeynep Dizdar'dı.
Zeynep orada çalışıyordu ve orada o zamanlar reklam müzikleri okuyordu, yarışmalara katılıyordu. Bir sene kadar orada beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım ve sevgili Harun Kolçak'la çalışmaya başladım. Sevgili Harun abinin asistanlığını yapıyordum ilk albümünde. O zamanlar da Zeynep'in kendi çabasıyla kaydettiği bir şarkı vardı. Ajda Pekkan'ın bir şarkısını okumuştu. Ajda Pekkan'ın kullandığı altyapının üzerine Zeynep şarkıyı okumuş. Bu kayıt benim elime geçti ve ben bunu Harun abiye götürdüm. Harun abiye dinlettim. Harun abi, bak dedim, bir arkadaş var, çok güzel sesi var. Bu arada hemen ben araya girmek istiyorum. Şimdi Harun Kolçak'ın böyle ilk patladığı zamanlar Gir Kanıma şarkısıyla ben de inanılmaz hayranım Harun Kolçak'a. Kendi ayaklarımın üzerine durmak istiyordum ve Harun Kolçak'la deli gibi tanışmak istiyordum ve vokal yapmak istiyordum. Allah'ım dedim ya, ben bu fırsatı nasıl bulacağım? Şimdi Fuat Güner'e söyledim ama Fuat abi pek tabii işlerinden dolayı çok ilgilenememişti o ara. Sonra Soner'le tanıştık. Ve benim bu gerçekten büyük hayalimdi. Soner aracı oldu buna. Şimdi herhalde anlatacaktır. Ondan dinleyelim. Dinle bakalım dedim. Harun abi dinledi. Yok, bu dedi Ajda Pekkan. Dedim yok, Zeynep Dizdar'da bir arkadaşım var. O dedim bu. Yok yok, bu Ajda Pekkan dedi. Ve çok istedi Zeynep'le çalışmayı. Ben daha sonra ikisini tanıştırdım. Ve profesyonel olarak ilk defa Zeynep müzik hayatına sevgili Harun Kolçak'la başladı. O günden bugüne kadar biz hala beraber çalışıyoruz Zeynep'le. Yani gel başım ağrıyor dediğimde direkt evin kapısında olacak olan tek insan diyebilirim Soner için. Soner benim hayatımda çok önemli. Ona bazen kızarım, kırılırım. Ufak tefek şeyler olur ama o benim hayatıma hiçbir zaman gidemez. O benim hep hayatımda olacak. Onu çok seviyorum. O benim için çok özel bir insan. Çok faydalanıyorum ondan gerçekten. Ben ona zaten arkadaşlar arasında profesör diyorum. Adı onun profesör. İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Beste'de de öyle aynı şekilde. Türkiye'de çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Geldi de daha da gelecektir. Sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şu anda çok 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 mutluyum. O kadar güzel şeyler duydum ki. Onlar benim canlarım. Gerçekten benim hayatımda çok önemli insanlar onlar. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten iyi ki yanımdalar. Onlarla bir ömür devam edebilirim. Allah hiçbir zaman beni onlardan ayırmasın. Gerçekten çok önemli bir şey. İnsanın yanında dostlarının olması çok önemli bir şey. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.